Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, NATO'dan kritik Türkiye açıklaması geldi. Erdoğan'ın sözleri sonrası NATO ile Amerika'dan Türkiye ve Yunanistan'a çağrı geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yunanistan ve Türkiye'nin aralarındaki gerilimi azaltmak için diyalog kurması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Samsun'da düzenlenen Teknofest'te konuştu. Yunanistan'ın Türk jetlerine kilit atarak taciz etmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atina yönetimini, "Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma" ifadeleriyle uyardı. Erdoğan ayrıca "adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız, hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO'nun Brüksel'deki karargahında ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamaları sorulurken, NATO Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan NATO'ya farklı alanlarda katkı sağlayan çok değerli iki müttefik. Aralarındaki herhangi bir sorun elbette ki diplomatik yollarla çözülmelidir. Türkiye ve Yunanistan arasında herhangi bir tehlikeli durumu engellemek için gerginliği düşürme mekanizması kurulmuştur ve bu daha önce kullanılmıştı" dedi. Antony Blinken ise Atina ve Ankara'nın Washington'un iki önemli müttefiki olduğunu söyleyerek her iki tarafı da diyalog yoluyla yapıcı bir yol izlemeye çağırdı. "Geçmişte bunu yaptılar ve gelecekte de yapabilirler. Hem Stoltenberg'in hem de Blinken'ın Türk uçaklarına S-300'de yapılan tacize değinmemesi ise dikkat çekti." Öte yandan Hellas Journal'a konuşan Amerikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye değerli bir NATO üyesidir. Ancak S-400 satın alınması, 2016 NATO zirvesinde müttefikler tarafından verilen tüm taahhütlere aykırı. Ek S-400 alımı, ek JATSA yaptırımlarına neden olur" ifadelerini kullandı.